Dünyada yılda yaklaşık 1,5 milyar ton çöp ortaya çıkıyor. Çevre dostu bir yaşam içinse çözüm sıfır atık. Peki atığı sıfıra indirgemek mümkün mü? Bir gün için düşünüldüğünde belki de cevap hayır. Ancak gündelik hayatınızda atacağınız küçük adımlar uzun vadede sıfır atığı mümkün kılabilir. İşte tam da bu yüzden gelin sizin için küçük, gelecek için büyük yeşil bir adım atın. Yeşil Adım'ın önceki bölümlerinde sofra atıklarının bertaraf yöntemleri üzerinde durmuştuk. Bu bölümümüzde organik atık değerlendirme yöntemlerinden biri olan kompostu ele alacağız. Ben bu devlete minnettarım hünkârım. İçtiğim süt, yunduğum su, yediğim lokma bu vatanın toprağındandır. Ve sevilen oyuncu Gürkan Uygun'la birlikte ev tipi kompost üzerine bir deneme yapacağız. Bitkilerle ve bahçeyle ilişkiniz var mı? Aileden kalma bir fındık bahçemiz var. Yazları gidip işte orada kendimizi oyalıyoruz. Öyle bir tarım alanımız var. Evde de işte eşim vesaire onlar çiçek, saksı türü çiçeklerle uğraşıyorlar. Bahçenizde gübre olarak ne kullanırsınız? Yani normalde bizim oralarda şimdi eskisi gibi değil artık kimyasal gübre kullanılıyor ama eskilerin dediği işte fındıktan çıkan pislikleri vesaire, tarladan çıkan bütün o doğal çöpleri diyeyim, hani yapraktı, fındık çöpüydü, fındık kabuğuydu, onları aslında biraz böyle bir sene kadar kışta bir naylonun altında bekletiyorlar, kireçle karıştırıp o kireç onu pişiriyor vesaire. Eskiler o usulü kullanırlarmış. Biz şimdi biraz kimyasal gübre kullanıyoruz ama ben de geçen sene itibariyle bahçeye kimyasal gübre atma su şeyini bitirdim. O halde siz kompost konusunda zaten adım atmışsınız. Atmışım derken bilgim var diyeyim, yani biliyorum. Çok böyle tecrübe etmedim açıkçası, dediğim gibi sadece ufak tefek. Ama pratik olarak yapmadım. Vakit kaybetmeden Gürkan Uygun'a Yeşil Adım rozetini takıyoruz. Ve ev tipi kompost denememize geçiyoruz. Kolaş, marangozda böyle geçeyim. Bu kadar. Organik atıkların bakteriler tarafından ayrıştırılmasıyla elde edilen kompost, tarımda, yeşil alanlarda ve saksı bitkilerinde organik gübre olarak kullanılıyor. TRT'nin de dahil olduğu bazı kamu kurumları ve katı atık ayrıştırma merkezlerinde organik atıklardan kompost üretimi yapılıyor. Kompost, organik atık içeriği yüksek çöplerden, organik atık sebze ve meyve atıklarından oluşmaktadır. 8 haftalık bir süreçte belli bir mekanik işlemden geçtikten sonra toprağın fizibilitesini yüksek tutan nitelikte ürün eldesidir. Ancak evlerde de kompost üretimi mümkün. Ev tipi kompost için hava alabilen bir kaba 3'te 1 oranında yeşil malzeme, 3'te 2 oranında kahverengi malzeme ekleniyor. Yeşil malzemeler, çiğ sebze ve meyve atıkları, yeşil yaprak ve otlar, çay posası ve yumurta kabukları. Kahverengi malzemeler, kuru yapraklar, ağaç dalları, ceviz, fındık kabukları, talaş gibi kalemlerden oluşuyor. Komposta girmeyen malzemeler ise portakal, limon gibi asitli meyveler, pişmiş ya da yağlanmış sebzeler, her türlü hayvansal gıdalar. Yeşil Adım'la yaptığınız denemenin ardından ev tipi kompostun verimli bir adım olduğunu söyleyebilir misiniz? Evet evet, oldukça. Yani ev içerisinde çok, yani çok basit bir şekilde sadece yumurta kabuğuyla bile yapılacak bir şey. Birkaç tane daha atık ekleyerek çok daha kuvvetli bir gübre haline getirebiliriz, gördük. Peki Gürkan Uygun bu yöntemi kendi bahçesinde uygulayacak mı? Uygulayacak. Yani zaten uyguluyordu ufak tefek, az çok, yani çay posası olarak, yani tek tek uyguluyordum ben aslında. İşte çay posasını belli bir yere döküyordum, işte yumurta kabuklarını belli bir yere alıyordum, işte ürettiğim o sebze meyve atıklarını bir yerde toplayıp bir kenara koyuyordum. Şimdi hepsini karıştırabilirim öğrendim mesela en azından. Bu bölümümüzde mutfak atıklarından organik gübre, yani kompost üretimini masaya yatırdık. Sevilen oyuncu Gürkan Uygun'la beraber ev tipi kompost uygulaması üzerine yeşil bir adım attık. Bir başka yeşil adımda buluşmak dileğiyle. Siz de kompost yapın, eviniz yeşersin.